Tırmanalım mı? Ya. Tamam ya. Bir dakika daha hiç geliyor değil mi? Dikkat çekmedi. Hadi gel, hadi. Ağacın etrafına el tutuşalım. Boyunu gösterelim. Konuşma ama. Sen çık. İşte buradaki incelemelerimiz noktasında yine bölgede yaşayan bir vatandaşımız Muhammed kardeşimiz bize bu şu anda yanında bulunduğumuz çınarlardan bahsetti. Bilindiği gibi Bursa'mızın gündeminde en yaşlı çınar olarak anılan tarihi İnkaya çınarı var. Yaklaşık 600-650 yıllık bir çınar olduğu ifade ediliyor. Biz de burada 4 tane çınarı görünce bunların da yaşının 600-650 civarında olabileceğini düşünmüştük ve hatta kendi aramızda İnkaya çınarına kardeş bulduk diye sevincimizi paylaşmıştık. Tabii bununla ilgili bilimsel incelemeleri, araştırmaları yaptırmak istedik. Ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Turan Sönmez ve Doçent Doktor Ali İhsan Kadıoğulları beyefendiler geldiler ekipleriyle birlikte. Araştırmalarını, incelemelerini yaptılar ve bizi hayrete düşürecek bir sonuçla karşılaştırdılar ki şu anda önünde bulunduğumuz çınar tam 1100 yıllık. Biz İnkaya çınarının kardeşlerini, abilerini bulacağız derken 600 yıllık iki tane ona kardeş bulduk. Bir tane 9 yıllık neredeyse dedesini bulduk ve 1100 yıllık da büyük dedesini bulduk. Ve biz bunu Karacabey'de ülke turizmine kazandırmaktan mutluyuz. Bir taraftan Ihlamur Vadisi olarak A tipi mesire alanını burada halkımızın istifadesine sunarken bir taraftan da 1100 yıl öncesine neredeyse tarihi bir yolculuğa vatandaşlarımızı davet eder konumda olacağız. 1100 yıl öncesinde tohumları ekilmiş doğal olarak doğaya kazandırılmış bir abidenin önündeyiz şu anda. Ve inşallah önümüzdeki günlerde burada yapacağımız doğayı bozmayan dokunuşlarla, düzenlemelerle çocuklarımız, vatandaşlarımız, gelecekler 1100 yıl öncesine dokunmuş olacaklar. Şimdi biz bununla ilgili tabii belgelerimizi aldık. Bundan sonra anıtlar olarak, anıt çınar olarak tescil edilmesi ve koruma altına alınması süreci Karacabey Belediyesi tarafından devam edecek. Biz bunların takipçisiyiz. Bu projelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza, Karacabeyli doğa sever, hayvan sever hemşerilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Başta Muhammed kardeşimize, belediyemizde bu işlerle ilgilenen mesai arkadaşlarımız var. Onlara
Karacabey tarihine, Karacabey geçmişine, kültürüne sahip çıkmaya devam edecek.